Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. İstifleme, sistem ve donanımıyla geniş bir çalışma ağına sahip olan Pektaş Raf Sistemleri sizler için sektördeki yerinden söz etti. Lifestyle'ın sevgili izleyicileri, birbirinden önemli ve değerli konuklarımızla yeniden karşınızdayız. Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Yiğit'le birlikteyiz. Otomasyon sistemleri ve istifleme sistemleri üzerine konuşacağımız sohbetimize hoş geldiniz diyelim ve Kasım Bey'e dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri tanıyalım. Evet. Biz aslında bir grup firmasıyız. Farklı sektörlerde faaliyet süren birkaç firmanın toplamından oluşan bir yapımız söz konusu. Ben de bu yapının yönetim kurulu başkanı olarak bugün sizlerle sohbet edeceğim. Evet, iyi ki de ediyoruz diyelim. Bütün çalışmalarınızı A'dan Z'ye izleyenlerimize paylaşıyor olacağız ama şöyle şirketin hikayesine bir dönecek olursak, nasıl kuruldu şirket? 1977 yılında kurulmuş bir firma. Türkiye'de ilklerden biri sayılır. Dolayısıyla uzun yıllar özellikle otomatik sektörüne çok ciddi proje hizmetleri sunmuş. Bunlardan globalde ve yerelde faaliyetleri olan hatır sayılır firmalar durum konumunda. Ve 90'lı ve 2000'li yıllardan itibaren de biz sektörümüzü, yelpazemizi biraz daha geliştirdik. 2000'li yıllardan itibaren lojistik, perakende sektörü, imalat sektörü, bunun yanında otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü gibi farklı faaliyetler, farklı iş kollarında hizmet süren firmaların depo raf sistemlerinin projelendirilmesi, imalatı ve aynı zamanda montaj kısımlarına hizmet sundu. Kasım Bey, yok. Birçok alanda isminizi görebiliyoruz ve tabii ki bu önemli çalışmalar hala devam ediyor. Evet. Ben o zaman şöyle şirketin başarısına biraz odaklanalım istiyorum. Şirketin bugüne kadar başarmış olduğu projeler, çalışmalar nelerdir dinleyelim sizden. Aslında birbirinden başarılı projelere biz imza attık. Ama size güncel bu projelerimizden birkaçından bahsedebilirim. Özellikle 2023 yılında üstlendiğimiz ve tek kalemde sadece bir firmanın üstlenebildiği bu çapta başka bir proje söz konusu değil. Türkiye'de ve aynı zamanda kendi interlantında hizmet süren bir parakende sektöründe faaliyet yürüten önemli bir firmanın Türkiye'de depo projesinin projelendirilmesi, imalatı ve aynı zamanda kurulumu kısmına bizimle çalışmaya karar verdiler. Bu karma bir proje sistemi. Dolayısıyla farklı depo sistemlerinden oluşmakta. VNA dediğimiz Mekik, aynı zamanda mezanin sisteminden oluşan karma bir sistem. Ve bu sistemlerin birbiriyle entegre çalışmasını sağlayan bir otomasyon altyapısına da sahip. Ortalama 130 bin metrekare kapalı alan içerisinde kurulmuş olan bir depo raf sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla paletli raflardan tutun, kolili istiflemeye kadar değişik ürün kategorisine sahip olan ürünlerin raflandığı ve aynı zamanda sevkiyatını da sağlayacak şekilde bir otomasyon altyapısına da sahip bir proje söz konusu. Yakın zamanda projeyi tamamen bitirmiş olacağız. Bunun dışında yine globalde faaliyet yürüten bir spor giyim markasının Avrupa ve Asya yakasında iki farklı depo projesini üstlendik. İkisi de mezanin sisteminden oluşmuş. Yarı otomasyonlu sistemler söz konusu. Dolayısıyla internet satışlarına hizmet veren bir yapıdan bahsediyoruz. Yine geçen yıl olsun, bu yıl olsun otomotiv sektörüne ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet yürüten çok kapsamlı, çok hacimli projelere imzalar attık. Önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlarımızla birlikte inşallah çok daha büyük projelere
imza atmış olacağız. Evet, sürpriz yatırımları ve tabii ki planlarınızı zaten birkaç dakika sonra da ben size sorumlu olarak yöneltmiş olacağım. Şimdi şirketin başarılarını dinledik, fakat bu başarıların arka planındaki global çalışmaları da ben dinlemek istiyorum. Global pazardaki yeriniz, ihracat alanındaki önemli kaydettiğiniz adımlar ve tabii ki stratejik olarak nasıl ilerlediğinizi isterseniz izleyicilerimize paylaşalım. Aslında depo raf sistemleri üreten, projelendiren firmalar daha çok yakın coğrafyayla çalışmayı öngörüyor ya da öyle tercihleri oluyor. Bunun da en büyük nedeni kurulum kısmında da o firmanın sorumlu oluyor olmasıdır. Dolayısıyla bu anlamda biz yakın coğrafyamızda çok güzel projeler hayata geçirdik. Avrupa kıtasından tutun, Orta Doğu'ya kadar, işte Rusya pazarından Balkanlara kadar güzel projeler yaptık. 2023 ve 2024 yılında bizim ihracat rakamlarımız hedeflediğimizin çok daha üstüne taşıyabildik. Önümüzdeki yıllarda bunu biraz daha globale taşımayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Amerika kıtasından tutun, işte belki ileriki dönemlerde Afrika kıtasına kadar talepte bulunan firmaları projelerinin üstlenmesi ve imalatı kısmında çalışmalarımız olacak. Bunu da hayata geçirmek için 2025 yılının ilk çeyreğinde Allah nasip ederse bir fabrika projemiz var. Onu bitirmiş olacağız. Ve bu fabrikada çok daha donanımlı bir üretim altyapısına sahip olacağız. Çok daha modern bir üretim tesisi olacak. Bu bize hem kalitemizde standartlaşma, verimliliğimizin çok daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacak. Aynı zamanda Ar-Ge altyapımız ve ekibimizle birlikte belki globalde birçok firmanın projelerinin çalışılması, üretilmesi ve kurulumuna kadarki konularına da söz sahibi olmuş olacağız diye düşünüyorum. Peki şirketinizin gelecekteki büyüme hedefleri nelerdir? Tabii bu gündemimize göre de değişkenlik gösterecektir diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın gelişimine baktığımız zaman yapay zeka, teknoloji birçok aslında konu başlığıyla karşı karşıyayız. Evet. Buna istinaden neyi nasıl planlıyorsunuz ve tabii ki hangi alanlara yatırım yapmayı planlıyorsunuz diyelim, izleyicilerimizin merakına giderim. Evet, aslında biz şu an Türkiye'de depo raf sistemleri üretiminde faaliyet yürüten ilk 5 firmadan biriyiz. Özellikle son yıllarda üstlenmiş olduğumuz projelerle aslında konumumuzu daha da üst sıralara taşıdık. Dediğim gibi önümüzdeki yıllardaki yatırımlarımızla birlikte globalde de aslında söz sahibi olan bir firma haline geleceğiz. Özellikle Ar-Ge yatırımlarıyla, yeni fabrika yatırımlarıyla ve işte ürün yelpazemizin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarla biz kendimizi ayrıştırmış olacağız. Tabii ayrıştırmanın altyapısını teknolojiyle desteklememiz gerekiyor. Bu anlamda özellikle mühendis kadromuz, Ar-Ge faaliyetleri yürüten proje ekibimiz çok önemli alanlarda çalışmalar yürütmekte. Güncel bir konu, işte örneğin yapay zeka. Tabii ki ileriki dönemlerde muhtemelen depolara bu yapay zekanın nasıl entegre edilmesi gerektiği konuları çok daha önemli hale gelecek. Dolayısıyla biz de kaçınılmaz olarak bu teknolojik gelişmelere, yazılımsal gelişmelere adapte olabilmek için ve onların sağlamış olduğu avantajlardan faydalanmak için çeşitli faaliyetlerimiz olacak ve o alanda da kendimizi haklı olarak farklılaştırmış olacağız. Ama bu bir ekip işidir. O anlamda özellikle bizim Ar-Ge ekibimiz hummalı bir çalışma içerisinde. Her geçen günde ekip sayımızı arttırıyoruz. Buna bağlı olarak yeni faaliyetlerimiz var, yeni yatırımlarımız var. O yatırımlarla da bu ekibimizi desteklemiş oluyoruz. Peki Kasım Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aslında hani söyleyeceğimiz şeyler yani sektörümüze özgün olmasına rağmen Türkiye'nin de genelini ilgilendiren konular. Özellikle bütün firmalar, hemen hemen her sektörde faaliyet yürüten bütün firmaların müzdarip olduğu konu işte ara eleman bulma sorunu, istihdamda yeterli kalifiyeli personel bulma zorluğu, sıkıntıları. Tabii bu da firmaları teknolojik altyapıya doğru yatırım yapmalarını zorluyor. Bizler de bu doğrultuda önemli yatırımlar yaptık. Benim izleyicilere söylemek istediğim, önerdiğim şey aslında bu ara eleman konusunda kendileri geliştirmeleri, bence kariyerlerini daha alternatif alanlara da taşıyabilecekleri,
bu yönde eğitim almaları söz konusu olabilir. Bu yönde çeşitli sektörel anlamda personel yetiştirmeye yönelik eğitim programları söz konusu. Bu alanda kendilerini geliştirebilirler. Çünkü ileride hem işin ekonomik tarafında da çok daha avantajlı hale gelecekler. Çünkü firmalar bu ara eleman pozisyonlara çok ciddi maaşlar vermek durumunda kalacaklar. Bu da o yönde kendini geliştirmiş olan insanlara büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Evet, bu noktanın da altını çizmemiz çok çok önemli. Teşekkür ediyoruz sohbetiniz. Ben teşekkür ederim. Evet, Lifestyle'ın sevgili izleyicileri, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Yiğit'le birlikte istifleme sistemleri ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra aslında sektöre dair bir değerlendirmede bulunduk ve sizleri bilgilendirmiş olduk. Şimdi sözü yeniden Aycan Bey'e bırakıyoruz. Evet, bugün burada gerek ekonomik gelişmeleri gerekse piyasa trendlerini kapsamlı analizlerle inceledik. Uzman konuklarımızla beraber değişen koşullara nasıl adapte olabileceğimizi, fırsatları nasıl değerlendirebileceğimizi ve zorluklarla başa çıkmanın yollarını konuştuk. Unutmayalım ki ekonomi dinamik bir yapıya sahip ve bu dinamikleri anlamak hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olacak. Bugün öğrendiklerimizi kendi planlarımıza entegre ederek gelecekteki belirsizliklerle daha iyi başa çıkabiliriz. Sizlere de programımız boyunca gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle etkileşimde kalmayı unutmayın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça, sağlıcakla kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.